Sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar, Eylül 2022 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, Eylül ayının konu başlıklarına kısaca bir göz atalım. 23 Eylül'e kadar Güneş Başak burcunda ilerleyecek. Bu ay Balık burcunda bir dolunayımız var. Terazi burcunda da bir yeni ayımız var. Mars ay boyunca İkizler burcunda ve Merkür retrosu başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Güneş 23 Eylül'e kadar Başak burcunda parlayacak. 5 Eylül'de Venüs de Başak burcuna geçiyor sevgili Kovalar. Aslında parayla ilgili, finansla ilgili gündemleriniz bu ay çok öne çıkıyor. Ayın ilk yarısı içerisinde ee, buralarda bazı arayışlarınız olabilir işle ilgili yatırımlar, belki ihtiyaç duyduğunuz bir para, bir borcun ödenmesi şeklinde bir kredi arayışı ya da hisseli paralar alanında bir çözüm arayışınız ya da eşinizden, ortağınızdan gelebilecek destekler anlamında parasal konularda daha fazla gündemlerimiz var. Venüs etkisi de iyicil etkiler getirmeye başlıyor. Yani 5'inden sonra burada bu destekleri daha rahat bulabileceğinizde gökyüzü işaret ediyor. 10 Eylül'de Balık burcun 17 derecesinde dolunay var. Bu dolunay zaten para evinizi aydınlatıyor. Yani bu dolunayla beraber maddi konularda, parasal konularda, bütçenizle ilgili alanlarda bir aydınlanma, bir farkındalık, bir sonuç alma dönemi. Tabii ki genel olarak maddi durumunuzla ilgili bir dönüşüm de yaşayabilirsiniz. Yani kazançlar, gelir gider dengenizle ilgili önemli bir döngünün başlaması ya da bu alanda bir şeylerle yüzleşme söz konusu olabilir. Bir kazanç elde edebileceğiniz gibi bir masraf, bir para çıkışı da olabilir. Mars'ta önemli bir açısı var. Ama aynı zamanda Boğa Burcu'ndaki Uranüs'te de destekleyici açısı var bu Dolunay'ın. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Özellikle değişken burçlarda balık, başak, ikizler ya da yay burçlarında 17 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu dolunayın tesirlerini daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Toprak ve su elementindeki burçlar daha şanslıdır. Yani bu burçlarda gezegenleriniz varsa daha şanslı, daha verimli bir dolunay etkisinde olduğunuzu söyleyebilirim. Yani size ait mülkler, gayrimenkul ya da aileye ait bir toprak, bir mülk, bunların satılması, kiralanması, buradan bir gelir elde etmeniz, maddi anlamda destekler almanız, aileden bir destek almanız mümkün. Ya da bir ev almak için bir kredi bulmanız, bir yatırım yapmanız mümkün. Yani bu tarz konularda, maddi konularda bu dolunayın size önemli etkileri olabilir. 25'ine kadar olan süreçte dolunay tesirlerini hissetmeye devam edebiliriz. Ama en güçlü etkiler 3 gün öncesi ve 3 gün sonrasıdır sevgili kovalar. Ve yine aynı gün 10 Eylül'de Merkür Terazi burcunun 8 derecesine gerilemeye başlayacak. Merkür retrolarını artık biliyoruz, çok da sık yaşıyoruz. Merkür retrolarında işte günlük hayatımız biraz yavaşlıyor. Kararsızlıklar, belirsizlikler olabiliyor, iletişim sorunları olabiliyor. O yüzden daha dikkatli olmakta, da, daha temkinli olmakta, da, daha esnek ve toleranslı olmakta fayda var. Bu Merkür retrosu çok sert açılı değil. O nedenle çok sorun yaratacağını sanmıyorum. Hatta bazı faydalarını da görebiliriz. 2 Ekim'e kadar devam edecek. Terazi burcunda başlıyor öncelikle gerileme. 9. evinizde başlayacak. Ayın 20'sine kadar olan süreç içerisinde biraz hani seyahat planlarınızı, iletişimle ilgili konuları yani tekrar gözden geçirmeniz mümkün. daha önceden gittiğiniz bir yere tekrar gidebilirsiniz. Yani bunun gibi nostaljik etkiler olabilir. İletişim sorunları olabilir. Kullandığınız araç, gereç, telefon, bilgisayar hani buralara dikkat edin, yazışmalara dikkat edin. Ayın sonlarına doğru zaten Başak Burcu'na doğru gerileme devam edecek. Burada da finansal konularda tekrar gözden geçirmeler yapılması gerekiyor. Yani örneğin bir projeye başladınız. Ağustos sonları itibariyle olmuş olabilir. Bu hani buradaki bu projenin bu çalışmanın giderleri gelirleri bunu daha detaylı gözden geçirmeniz muhasebe işleri yapmanız mümkün. Belki gözden kaçırdığınız bir şeyi fark edeceksiniz. İşte işte bir krediyle ilgili bir konunuz varsa, bir borç alacak konusu varsa, hani bunun tamamlanması ya da bununla ilgili netleşmelerin olması mümkün görünüyor. Merkür gerilerken parasal konularda, borçlanma konularında, alışverişlerde ya da yatırımlarda çok hızlı karar vermemekte fayda var. Çok yanılgılar oluşabilir. 16-17 Eylül gibi Güneş Neptün karşıtlığı zaten finans alanınızda biraz karışıklık ve belirsizlik yaratabileceği için Hani Yanılgılara, aldanmalara yol açabilir. O yüzden çok acele kararlar vermeyin. Alışverişlerde dürtüsel davranmayın. E, yatırımlarda dikkatli ve temkinli olmaya çalışın. Borçlanma konularına da çok dikkatli yaklaşmakta fayda var. Ayın 23'ü itibariyle Güneş terazi burcuna geçecek. 26 Eylül'de sizin için çok keyifli, dost bir burçta, terazi burcun 2 derecesinde yeni ay doğuyor. Evet 23'ünden itibaren güneşin de terazi burcuna geçmesiyle beraber biraz daha ferahlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Şu para konuları, finans konuları ve bunların üzerinizdeki baskıları azalmaya başlıyor. Terazi yeni ayı 9. evinizde doğacak. Jüpiter'le hizalandığı için 3. evinizdeki Jüpiter'in güzel bir tesiri var. E, ertelediğiniz bir seyahati, bir tatili artık yapabilirsiniz. Keyifli geziler, seyahatler, tatiller getirebilir size bu yeni ay. Bunun yanı sıra eğitim konuları, akademik konularda da gelişmeler olabileceği, başlangıçlar yapabileceğiniz bir yeni ay. Her türlü ticari aktivite, iletişim alanındaki çalışmalar, reklam, promosyon çalışmaları olabilir. İnternet üzerinde, sosyal medyada yapılacak işler, e-ticaret gibi konular, uluslararası alanlarda, yurt dışı ile bağlantılı işler, görüşmeler. Yani bunları destekleyen bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Jüpiter'den de olumlu bir açı alıyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz iki derece ve yakınlarındaysa bu yeni ayın tesirleri bireysel olarak daha güçlü olabilir. 9-10 Ekim'e kadar olan süreç yeni ay etkileri zaten devrede olacak. Kendini yavaş yavaş gündemimize taşıyacak. Yeni ay ve sonrasında 27 ve 30 Eylül arasında gökyüzünde oldukça olumlu açılar var. Bir yandan Başak Burcu'nda birleşen Venüs'ün ve Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile yaptığı üçgen açı parasal konularda biraz istikrar ve güven getirecek gibi görünüyor. Hani orada diyoruz hani ay boyunca para konularında hesap işleri, muhasebe işleri var. Sanırım ay sonunda burada böyle bir istikrar sağlayacaksınız. E, bunun yanı sıra burcunuzdaki Satürn'ün Mars'la, ikizler Burcu'ndaki Mars'la güzel bir üçgen açısı var. Enerjinizi desteklerken iş konularında anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim, e, seyahatler. Yani buralarda bence daha somut, daha Pratik sonuçlar üretebilirsiniz. Bu Mars Satürn üçgeninin açısıyla özgüveniniz de artıyor. Fiziksel olarak da enerjiniz çok güçlü, motivasyonunuz çok güçlü. Dolayısıyla bence özellikle eğitim ve iş hayatınızda çok mücadeleci olabileceğiniz ama daha kararlı ve somut sonuçlar alabileceğiniz bir dönem. Eylülün son günlerini iyi değerlendirmeye çalışın sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.